Spor haberlerini Zafer Akyol'dan aldık. Ondan ötesine devam edeceğiz sayın seyirciler. Kars'a götüreceğiz sizleri. Kaz eti, Kars mutfağının vazgeçilmez tatlarından biri. Özellikle yöreye ilk karın düşmesiyle birlikte sofralarda kaz eti hiç eksik edilmiyor. Sadece eti değil, tüylerinden iç organlarına kadar her parçası değerlendirilen kaz, çok sayıda ailenin başlıca geçim kaynağını oluşturuyor. TRT Haber ekibi kaz yetiştiriciliği serüvenini görüntülemek için Kars'ın bir köyüne konuk oldu. Soğuk havasıyla ve geniş meralarıyla Türkiye'de hayvan yetiştiriciliğinin merkezi konumunda. Ancak Kars artık farklı bir konuda da lider, kaz yetiştiriciliği. Kars'ın köylerinde kaz yetiştirmeyen aile hemen hemen yok gibi. Her evin bahçesinde kaz görmek mümkün. Biz bugün Kars'ın Arpaçay ilçesi Güvercin köyüne misafir olacağız ve kaz yetiştiriciliğinin merhalelerini sizin için görüntüleyeceğiz. Bu yolculukta bizle eşlik edin. Karlı dağlara yaslamış bir köy Güvercin Köyü. Köye yaklaştıkça bacaları tüten evler, hayvanların bakımını yapmak için koşuşturanlar göze çarpıyor. Elinde güğümle çeşmenin yolunu tutan bu yaşlı teyze gibi köyün her köşesinde farklı bir telaş var. Nasır tutmuş eller bir ömür toprakla, çetin kışla mücadelenin, çekilen çilenin bir göstergesi. Ciğerlerimize dolan temiz havayla birlikte kaz seslerinin yankılandığı köy yaşamına biz de kendimizi kaptırıyoruz. Kars'ın kültüründe ve ekonomisine önemli katkılar sağlıyor kaz yetiştiriciliği ve yörede hemen hemen gittiğiniz her yerde bu beyaz tabloyu görmeniz mümkün. Çünkü bu yöre halkının önemli bir geçim kaynağını oluşturuyor. Binlerce kaz hem sesleriyle hem de sevimli halleriyle sokak aralarından köy meydanına iniyor. Suyu seven kazlar gürül gürül akan çeşmenin önünde oluşan birikintiye koşuyor. Suda geçiren kazlar acıkınca nasiplerini aramaya başlıyor. Kazların en çok sevdiği yiyeceklerden biri de kar. Kaz etine ayrı bir önem veren Karslılar etinin lezzetlenmesi için özellikle kazların kar yemesini bekliyor. Şimdi yanımızda köyden Orhan Akbaba var ve kendisinden neden Kars denilince akıllara kazın geldiğini soracağız. Evet, neden hemdem olmuştur? Kars bu kadar, Karslılar kazı bu kadar çok sever. Kenele olduğu için ve yöremizde en meşhur olan kaz olduğu için onun için pek kıymetlidir. Her yerde övülen, sevilen kazdır. Şimdi bu hem gelir kaynağımız, kendi ihtiyacımız, saklayırız, kendimiz besleyiriz. Kış geldiği zaman kesip yiyiriz, hem de dışarıdaki akrabalarımıza, çocuklarımıza gönderir. Onun için çok lezzetli ve güzeldir. Şimdi kazlar burada bayağı bir değeri var. Diyelim için adam tarla satıyor. Bana diyor 10 tane kaz ver, bana sana 60 dönüm tarla veririm. Yani değeri silmez oluyor. Yani geçim şeyini de, kaynağını da sağlıyor buradan. 10 tane kaz satsa nereden basan bir kutum gider. O da bir kış toru tozunun ihtiyacı karşılıyor. Çok değer biçilmez işler ama hayvan adama bir dana kesiyorsun. Değeri bilinmez ama bir kaz kestiğin zaman diyor falan, Orhan Bey yine gitti de bu kaz yedi, süper bir şey. Evet,
Evet, kaz yetiştiriciliği zahmetli, meşakkatli bir iş ve şimdi biz de köyde yine Celal Aslan abimizin yanındayız ve ondan bu meşakkatli serüvenin detaylarını öğreneceğiz. Öncelikle diyelim ki elimizde bir kaz yumurtamız var. Var. Buradan yola çıkarak neler yapılıyor? Hangi aşamalardan geçerek yetiştiriliyor kaz? Ya şimdi normalde diyelim ki bir kaz 10-15 tane yumurta yapar. Onu yaptıktan sonra kuluçkaya yatar. Ona getirir altına şey yuva yaparız. Onun içine koyduğumuz zaman bir ay yatar. Bir ay sonra civcivler çıkar. Çıktığı zaman artık ona bir çocuk gibi bakarız yani. Aynı bir çocuğa nasıl bakıyorsunuz ona daha da şey bakıyorlar yani. Ondan sonra büyütmeye çalışırlar. Büyür ondan sonra düzde otlatırız. Ta bu dediğim yani şu anda Mart'ta çıksa tam 11. aya kadar. 11. aya kadar biz bunun peşinde gezeriz yani. Devamlı sürekli buna bakarız yani. Ondan sonra da işte tam kesim zamanı gelir. Ama çok zahmetli var yani. Aşırı derecede zahmetlidir. Ama birisine sorsan ki yani bu kaz bu fiyat, o diyor ki ya ne oldu yani bu fiyat. Ama bunun bir zahmetini bir sor yani. Bir de bunun bakımını sor da bakım o zaman hiç yani o para onun şeyi değil yani. Hakkı da değil de yani. Ama ne yapacaksın işte ha, öyle yani. Peki yumurtadan çıkan yani bir civciv, kaz civcivi bir sezonda kesilecek aşamaya gelir mi? Tabii. Yani Mart'ta çıksa dedim ya işte 11. aya kadar. 11. aya kadar ona bakacaksın ki yani sürekli bakacaksın ki yani bu kesim seviyesine gelsin. Yoksa ama bakmadığın zaman gelmez yani. Şu anda kar yiyor, kendine işte çeşmede banyosunu yapır, kendine bakım yapır. Ondan sonra da işte yumurta alsın. Dönemde de diyelim şu anda yumurtuyorlar, içeri alarız işte, o zaman gelir içeride yumurtasını yapar, gene dışarı koyarız yani, içeride fazla tutmayız yani. Kesim zamanı 11. ay olur yani, hava soğumasa bu kesilmez. O zaman yani bunlar kokar yani, yiyilmez yani. Ama soğuk olduğu zaman korkma, kapıya as, gece de kapıda kalsın, hiç önemli değil yani. Yoksa maçı öyle yani. Evet, Kars'ta tabii dört gözle vatandaş karın yağmasını bekliyor. Ünü sınırları aşan bu lezzet acaba nasıl pişiriliyor? Kaz eti nasıl hazırlanıyor? Şimdi o aşamasını görelim. Kars ve yöresinde kurutulmuş kaz etinden yapılan yemekler damak zevkine düşkünlerden tam not alıyor. Kış boyunca yapılan çorbadan pilava pek çok yemekte kaz eti tercih ediliyor. Hatta Kars'ın özgün yemeklerinin başında tandırda pişirilen kaz geliyor. Peki pişirilme aşamasına gelmeden önce kaz eti nasıl hazırlanıyor? Kesildikten sonra tuzlanan kaz etleri direklere asılıp açık havada kurutuluyor. Ardından yine evlerin dışındaki sandıklarda muhafaza ediliyor. Aşçının elinde enfes bir tada dönüşüyor kaz eti. Pişirilirken yağ ve tuz konmasına gerek yok. Etin tam kıvamında pişmesi için yaklaşık 3 saat ateş üstünde kalması gerekiyor. En fazla tercih edilen yöntemse tandırda pişirilerek yapılanı. Haşlandıktan sonra tandır ateşine koyulan kaz nar gibi kızarıyor. Hele bir de yanında tandır ekmeği olunca tadına doyulmuyor. Yetiştirilip kesim aşamasına geldikten sonra eti ve tüyü de muhakkak ki kullanılıyor. Şimdi tüyünün nasıl değerlendirildiğini görmek üzere bir fabrikaya gidelim.
fabrikaya geldik ve şimdi yanımızda Sinan Akraç Bey var ve ondan kas tüyünün nasıl değerlendirildiğini öğreneceğiz. Efendim neler yapıyorsunuz? Ne yapılıyor kas tüyü köylerden toplanıp buraya geldiğinde? Evet, köylerden kas tüyü buraya geldiği zaman önce gördüğünüz gibi bu makineden geçer, kurutulur. Yani sadece suları alınır. Şu borulardan ileride dinleme ünitesi var. Dinleme ünitesine gider. Orada kurutmalar var. O bandın üzerinde kurutulur. Kurutulduktan sonra böyle paketlenir. Yani bunlar şu an gitmeye hazır olan tüyler. Tabii ki bu 3 senedir bu fabrika kurulduktan sonra yani bunlar daha da güzelleşmeye başladı. Yani bunu genelde köylerden alıyoruz zaten. Yani köydeki vatandaşlardan alıyoruz. Şöyle oluyordu. Mesela bunlar %95'i çöp diyebilirim. Yani vatandaş bunu bilmiyordu. Genelde çöp atıyordu bunları. Bu fabrika kurulduktan sonra bu gerçekten bir geri dönüşüm projesi diyeyim artık. Yani uzun zamandır hiçbir hazırlığı olmayan ama 3 yıl içerisinde gerçekten ciddi bir dönüşüm olan bir sektör oldu. Yani şimdi vatandaş köyde mesela kendisi için 10 tane 15 tane gaz besliyordu. Ama bu böyle ticari boyutu olduğu zaman bu muhtemelen katlanarak devam edecek. Yani bu gerçekten her yıl hızlanan bir sektör haline geldi. İnşallah böyle devam edecek, daha da güzel olacak. Evet, umut vadeden bir sektör olduğunu görüyoruz. Gerçekten öyle. Yani gerçekten ümit vadeden bir sektör. Bilmiyorum, belki araştırdıysanız gaz fiyatlarını da görmüşsünüzdür. Yani artı bir de bunun çöp olan tüyü bugün 8-10 lira gibi bir meblağdan bahsediliyor mesela. Bu gerçekten çok iyi bir para. Yani hem artı çöp, yani çöpe giden bir şeyin dönüşüm, bunun bir ek gelir olarak vatandaşa gelmesi. Yani çok güzel bir ortam, çok güzel oldu. Daha da güzel olacak inşallah. Teşekkür ederiz. Rica ederim, rica ederim. Evet, biz bugün kaz yetiştiriciliği serüvenini ele aldık ve kazın yumurtadan itibaren hangi merhalelerden geçerek yetiştirildiğini ve kesim aşamasına geldiğini, kesim aşamasından sonra da etinin ve tüyünün nasıl değerlendirildiğini, nasıl bir sektör haline geldiğini ve Kars ekonomisine nasıl katkıları olduğunu gördük. Ve şunu da muhakkak ki tavsiye edelim, mutlaka Kars'a gelin ve kaz etini, özellikle tandırda pişirilmiş kaz etini mutlaka tadına bakın. Bu lezzetten eminim ki vazgeçemeyeceksiniz.